Selam. Bugün 13 Nisan 2024. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce 9 Nisan 2024'te Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabından yansıtıyorum. Türkiye'den İsrail'e yapılan ihracata kısıtlama kararı alındı. Ama ilginçtir. Aynı Anadolu Ajansı çok değil bir gün önce Filistin'e gönderilen mallar İsrail üzerinden geçmek zorunda şeklinde bir haber yaparak bu ticareti aklamaya çalışıyordu. Benzer şekilde İktidara yakınlığı da bilinen yeni akit İsrail ile ticaret koca bir yalan başlığı da çıkmıştı. Devletimiz bu haberlerden bir gün sonra ihracatı kısıtladığına göre bu haberler çok da doğru değilmiş demek. Bu arada bazı şüpheci arkadaşlar dediler ki bu kısıtlama kararı bayram namazı çıkışı yapılacak protestolara engel olmak için alındı. Zaten dediler seçimden 3 gün önce de Türkiye işgalci İsrail'i ihracat listesinden çıkarda açıklaması yapılmıştı. Ne değişti? Dedikleri doğru bu. Bunu zaman gösterecek. Gerçi bayramda bile bu sevkiyatların devam ettiğini düşünürsek sanki bu kısıtlama kararı da göstermelik gibi. Ancak şu bir gerçek. Halktan öyle yoğun tepkiler gelmeye başladı ki yöneticiler artık kolay kolay bu şekilde devam edemezler. Ben bu videoda süreci Metin Cihan'ın ağzından özetlemeyi tercih ettim. Çünkü Türkiye'nin İsrail ile ticaretinde şifre eden ve konunun gündemden düşmesine fırsat vermeyen bu gazeteci arkadaş sayesinde bir farkındalık konuştu. Lafı çok uzatmadan 15 Kasım 2023'te attığı şu tweet'i okuyalım. Bu arada bir not hazırlıklı olun. Bu videoda bol bol yalan, dolan, çarpıtma, iftira göreceksiniz. Hadi başlayalım. Geçen gece bir vakit uyanıp buraya baktığımda yine Gazze'de katliam haberleri vardı. Mevcut protestolar caydırıcı değildi. Sonra Hüdaparlı bir milletvekilinin tweetini gördüm. Kocaeli'nden kalkan bir uçağın İsrail'in jet uçaklarına yakıt taşıdığını yazıyordu. İşte bunu araştırırken bütün bu savaş ve katliam görüntülerin ortasında ve siyasetçilerin atıp tutmaları arasında İsrail'e düzenli sevkiyat yapıldığını fark ettim. Burada duralım. Metin Cihan tek başına bir gazeteci. Bu araştırmayı nasıl yaptı? Bu bilgilere nasıl ulaştı? Yoksa bazı dış güçler ona yardım mı ediyordu? Hiçbiri değil. Metin Cihan'ın yayınladığı bilgilerin hepsi halka açık ve resmi bilgiler. Nitekim şu tweetinde de bunlara nasıl ulaştığını anlattı zaten. Herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortayla birlikte İsrail'e ticaretini, Gazze bombalanırken İsrail'e ticaretini nasıl tespit ettiğimi, elimde bir telefon ve yalnızca açık ve resmi kaynakları kullanarak sizlere göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle marintrafik.com sitesine gireceğiz. Bu bir uluslararası alanda anlamda gemi trafiğini takip edebildiğimiz, gemileri takip edebildiğimiz bir sistem. Ben buraya üye oldum. Böylelikle görebiliyorum. Şimdi burada cep telefonu ve internet bağlantısı olan herkes Türkiye'den İsrail'e giden gemileri inceleyebilirdi. Bu arada Metin Cihan bu videonun daha çok yayılması için epey uğraştı. Mesela bu videoyu TikTok'a yüklemeye de çalıştı ama TikTok düzenli olarak onun yüklediği videoları kaldırdı. Bu sansürler olmasa muhtemelen konu Türkiye'nin gündemine daha hızlı girecek ve belki de kısıtlama kararı daha erken alınacaktı. Tabi bu bilgiler baş ağrıtıyordu. Artık işler biraz daha dolambaçlı yapılmaya başlanmıştı. Mesela İsrail'e yolladığımız yakıtı Sanki Mısır'a yol duyuyormuşuz gibi gösteriyorduk. İşte bu tür şeyleri gündem ediyordu Metin Cihan. Neyse biz olayların nasıl gerçekleştiğini Metin Cihan'ın ağzından dinlemeye devam edelim. Tankerler haricinde yani Cihan'ı araştırmaya sevk eden Türkiye üzerinden İsrail'e giden yakıt tankerlerini kastediyor. Bunlar haricinde demir-çelik, inşaat malzemesi, gıda ve bildiğimiz bilmediğimiz pek çok ürünün İsrail'e sevkiyatı devam ediyordu. Burada yine duralım. Neler neler yoktu ki giden malların içinde? Demir çelik ki İsrail'in çelik ihtiyacının %65'ini Türkiye'nin karşıladığını düşünürseniz son derece stratejik bir hammadde bu. Çimento. İsrail çimento ihtiyacının %95'ini Türkiye'den karşılıyor. Filistinlilerin evlerini yıkıp insanları kendi topraklarından kovuyorlar ve orada İsrail vatandaşları otursun diye yeni evler yapıyorlar. Biz de onlara çimento satıyoruz. Dikenli tel. Devletin resmi kanalı TRT. İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti. Haberini yayınladıktan kısa süre sonra Metin Cihan otellerin Türkiye'den gittiğini ortaya çıkarmıştı. Bu bilgiler o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok başarıttı ki sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem oldu. Anladığım kadarıyla Elon Musk faktörü Metin Cihan'ın Twitter'da sansürlenmesine engel oluyordu. Yoksa devlet şimdiye dek onu çoktan susturmuştu. Bunun üzerine işte troller üzerinden türlü çeşitli saldırılara başlandı sahte profillerle fake hesaplarla gürültü çıkarttılar bilmediğimiz şey değil. Yetmedi resmi ağızlar Metin Cihan'ın yalan söylediğini, bu belgelerin montaj olduğunu iddia ettiler. Dinleyelim. Yanlış. Mesela bugün işte birileri foto montajlamış, yok TÜİK bir veri yayınlamış, işte İsrail'e barut satılmış falan diye. Foto montaj mı? Yani foto montaj yani Öyle işte mi? bakanlarımız açıklama yapacaklar. Böyle bir şey yok. Şimdi yani TÜİK'in açıkladığı bağ, bağ, bir belge. Türkiye açıkladığı öyle bir belge değil o, o yani. Öyle mi? O fotomontaj. Tabii yani birinin hazırladığı bir belge. Yok işte barut satılmış. Hı. Yok bilmem ne şimdi sosyal medya. Elbette Metin Cihan'ın yayınladığı belgeler montaj değildi. Hepsi devletin resmi kurumlarında halka açık yayınlanan bilgilerdi. Cihan sakince bunların doğruluğunu gösterdi ve isteyen herkesin nasıl kontrol edebileceğini de açıkladı. Selam arkadaşlar. TÜİK web sitesini kullanarak, veri tabanını kullanarak Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere dair verileri nasıl ortaya çıkarıyorum. Bunu hızlıca göstermek istedim sizlere de. Web sitesindeyiz. TÜİK'in ana sayfasındayız. Sağ üst köşeye tıklıyorum. Buradan istatistiklere tıklıyorum. İstatistikler altında dış ticarete tıklıyorum. Yeni bir Önceden hükümeti desteklediği bilinen bazı insanlar da devleti sorgulamaya başlamışlardı. Çünkü Süreç boyunca resmi ağızlar sürekli Metin Cihan yalan söylüyor dediler ama çok geçmeden asıl yalan söyleyenin onlar olduğu ortaya çıktı. İsrail'e yollanan silah ve mühimmat mesela. Bunun bir açıklaması olabilir mi? Önce yalan dediler yok öyle bir şey sonra ya o silahlar avcılık ve hobi amacıyla gönderiliyor'a döndüler. Böylece belgelere foto AK Parti il başkanını bizzat Ticaret Bakanı yalanlamış oluyordu. Ticaret Bakanı demişken kendisi hükümet, devlet şirketleri, kamu kurumları asla ve kat'a İsrail ile ticaret yapmıyoruz dedi. Evet bunu aynen dedi. Dinleyelim. Biz hükümet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla ve kat'a İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor. Ama Metin Cihan bunu da yalanladı. Etim İsrail'e şu meşhur bor madenini göndermişti mesela. Alıcı, İsrail ordusuna da hizmet veren büyük bir İsrail şirketi. Benzer şekilde Ticaret Bakanı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı başladıktan 20 Mart'a kadar olan tarihte, karşılıklı ticaret %33 azaldı şeklinde bir bilgi de verdi. Ama bu bilgi de pek doğru değildi. İsrail yaptığımız ticaretin azalmadığını, aksine arttığını, resmi ve açık kaynaklardan görebiliyorduk zaten. Ki bu da normal çünkü yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'in ciddi insan problemi var. Malum savaşmak için asker lazım. İsrail bu sorunu 360 bin insanı yedek asker alarak çözdü. Bu ne demek lütfen düşünün. Çalışan 360 bin insan iş gücünden ayrıldı. İsrail'de pek çok iş yeri durma noktasına geldi. Adamlar kelimenin tam anlamıyla her şeyle savaşıyor ve haliyle dışarıdan gelecek mallara eskisinden de çok ihtiyaçları var. Nitekim geçen yılın Ocak ve Şubat ayı ile bu yılın Ocak ve Şubat ayı arasındaki ticarete bakarsanız Türkiye'den İsrail'e giden bütün malların arttığını görebilirsiniz. Türkiye başta halkı Müslüman devletler Gazze katliamı sonrası İsrail'e mal yollamayı kesselerdi belki yükselen enflasyon dolayısıyla rahatsız olan halk Netanyahu'ya sırf bu nedenle bitir artık şu savaşı diyecekti ama bu olmadı. Evet konuyu fazla dağıtmadan Metin Cihan'ın anlatımına geri dönelim. Neden kimse bu sevkiyatı durdurmayı konuşmuyor diye düşündüm. Başka ülkelerde vatandaşlar limanlardan sevkiyatları durduruyordu. Hükümetler siyasi ve ticari yaptırımlar uyguluyordu. Bizse anca boştaf. Gerçekten öyle. Hep duymadık mı filan ülke İsrail'e karşı şöyle bir tutum aldı diye. Mesela Malezya Katliama lojistik destek sağladığı için şu gemiler bizim limanlarımıza giremez diye biliyor ama aynı gemiler Mersin'den yük alıp İsrail'e gidiyordu. Net olarak fark ettim ki lafta Filistin'i ama gerçekte İsrail'i destekliyorduk. İktidar yanlısı siyasetçiler ve gazeteciler İsrail'e yapılan milyonluk sevkiyatları görmezden geliyor hatta perdeliyor. İsrail'i zerre rahatsız etmediğinden hatta öngörülebilir kapsamda memnun ettiğinden emin olduğum bir şekilde sıradan vatandaşın tüketimini hedefe koyuyordu. Yerli firmalar, hükümet yanlısı olsun ya da olmasın holdingler ve AK Partili sermayedarlar. Kahve içen insanları hedef gösterip hatta saldırtıp kendileri İsrail'e lojistik sağlıyordu. Maalesef bu anlattıkları da gerçek. Yine Metin Cihan'ın paylaşımlarından öğreniyoruz ki işte filan siyasetçi malum kahve zincirine boykot eden gençlere desteklerken kendisi İsrail'e kablo satmaya devam ediyormuş. Veya filan partiyle yakınlı olan filan firma İsrail'e silah satarken filan ile alakalı başka bir firmada şu meşhur İsrail tohumunu ülkemizde satan firmanın sahibiymiş. Mesela filan dernek. Bir yandan hükümetin düzenlediği İsrail'e lanet mitingine insanları davet ediyor. Ne güzel. Öte yandan İsrail'e en çok çelik ve en çok kablo gönderen iki firma o derneğin üyesiymiş. Yine rekor miktarda olmasa da o derneğe üye bir diğer firma İsrail'e inşaat malzemesi satarken bir başka firma da İsrail'den hurda satın alıyormuş. Beni en çok etkileyenlerden biri de şu oldu. İsrail'in hastaneye vurduğu günü hatırlıyor musunuz? Tam o gün Türkiye'den İsrail'e 4500 ton sebze ve meyve göndermişiz. Gece kurtta bir olup sürüye saldırıp sabah çobanla yaz tutmak diye buna denir. Aslında bunu görenler vardı. Bir kahve zincirini. Veya sıradan vatandaşın aldığı ürünleri boykot etmekle İsrail'e diz çöktürülemeyeceğini anlamak çok da zor değil. Zaten bazı insanlar bunu gördükleri için düzenlenen malum İsrail protestolarına destek olmadılar ve maalesef zaman onların haklı olduğunu gösterdi. Nitekim Metin Cihan'ın da tespit ettiği gibi Filistin davasının dillerinden düşürmeyenlerin İsrail ile ticareti ortaya çıkınca Filistin davasını dillerinden düşürmelerine tanık oluyorduk. Diğer ülkelerdeki protestolarla bizim ülkemizdeki arasında bir fark vardı. Diğer ülke halkları kendi yöneticilerine İsrail ile ticareti kes diye baskı kuruyordu. Yani sınırlandırılmış ve ulaşılabilir bir hedefleri vardı ama bizim şimdiye dek yaptığımız protestolar İsrail'e lanet olsundan ibaretti. Olsun, demekle de olacaksa olsun da öyle olmaz ki bu iş. Zaten bu hiçbir işe yaramayan protestolar, Metin Cihan'ın paylaştığı belgelerin yayılmasıyla bir süre sonra durdu. O protestolara yönlendiren kişiler önce İsrail ile ticaret falan yapıldığı yok, bunlar yalan demeye çalıştılar. Ama baktılar ki güneş balçıkla sıvanmıyor. Bu defada bu ticaretin neden gerekli olduğunu izaha başladılar. Tabii bunların çoğu saçma sapan gerekçelerdi ve gerçeklerle alakası yoktu yine de elle tutulur dört temel argüman öne çıkıyordu. Burada hepsine tek tek değinecek değilim. Bunlar da geçersiz. Mesela malzeme İsrail limanlarına gidiyor ama Filistinliler alıyor savunmasına bakalım ki videonun başında gösterdiğim Anadolu Ajansı bile bu argümanı savundu. Bu bilgiyi de resmi ve açık kaynaklarla yalanlamak mümkün. Nitekim biz Filistin'i tanıyan bir devlet olduğumuz için Ticaret Bakanlığı ve TÜİK kayıtlarında İsrail ile Filistin ticaretleri ayrı ayrı tutuluyor ve resmi olarak yayınlanıyor. Evet Filistin'e malzeme taşıyan gemiler de mecburen İsrail'e yanaşıyor ama alıcıya bağlı olarak ticareti hangi ülkeyle yaptığımız net. Bu ülkelerin gümrük ticaret kodları da ayrı. İsrail'in 624, Filistin'in ise 625 imiş. Resmi kayıtlarımıza göre Filistin'e katliam süresince 8 gemi ve bol bol dua yollamışız. İsrail'e ise 1394 gemi ve bol bol lanet. Sayı olarak bakarsanız tam 174 katta bir içerik yani değer olarak bakarsanız farkın çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca sadece gemiler değil. İsrail ticaretimiz uçaklarla da devam ediyor. İşte tüm bu ahval ve şerait içinde yapılması gereken gerçek hareket bu ticaretin durdurulması için yöneticilere çağrı yapılmasıydı. Yine Metin Cihan'ın anlatımına dönelim. Hiç konuşulmayan, yok sayılan, üzerine perde çekilen konunun asıl mevzu olduğunu anladım. Daha çok araştırdım, daha çok paylaştım. İsrail'e sevkiyatı durdur böyle çıktı bilmenizi isterim. Videoyu kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında gemilerle İsrail'e yollanan malları daha önce de gündem edenler olmuştu. Benim gördüğüm kadarıyla bunu ilk duyuran kişi Erkan Türk'tendi. Kim bilir kronolojik olarak incelesek belki ondan önce de gündemeden birileri vardır bilemiyorum. Yine pek çok kişi ne yaparız da İsrail'e giden malları durdururuz diye mücadele ettiler ve etmeye devam da ediyorlar. Mecliste bu konuyu tartışırken kalp krizi geçirip vefat eden Allah rahmet eylesin Saadet Partili Hasan Bitmez mesela. Maalesef herkese tek tek değinmen mümkün değil ancak şu bir gerçek. Hayatta her şey planlı programlı olmuyor. İnsanlar bazen kendilerini istemeden de olsa bir şeylerin ortasında buluyorlar. İşte Metin Cihan da böyle bir durumda kaldı ve içinde bulunduğu şartlarda yapabileceği en doğru şeyleri yapmaya çalışıyor. Ve muhtemelen onun da anlayamadığı bir şekilde bu olayların duyulmasında ve gündemde kalmasında en etkili isim oldu. Ben de belki şimdi yedek duymayanlar vardır diye, çorbada benim de tuzum bulunsun diye süreci özetlemek istedim ve en önemli mesajı da en sona bıraktım. Bunu da Metin Cihan'ın ağzından dinleyelim. Onlarca güdümlü gazeteci, binlerce troll, milyonlarca bütçe ve limitsiz devlet olanaklarıyla baş edemediğiniz şey ne biliyor musunuz? Gerçek. Sadece gerçek. Aslında bunun üzerine anlatacak çok şey var ama onu başka zamana bırakmayı tercih ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.